Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir basketbol ayakkabısı incelemesine hoş geldiniz. Bu sefer gündüz gözüyle yapıyorum sizlere bu incelemeyi. Çünkü akşam vaktinde bir türlü zaman bulamadığım için dedim ki ya şimdi ya hiç. Bu şekilde karşınıza geçtim. Bugün biliyorsunuz introdan da izlediğiniz gibi KD 15'i inceleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar sahaya gitmek, uygun vakit bulmak, kameraman bulmak ve o görüntüleri sizlere sunmak oldukça zor oluyor. Bu videolar için emek harcıyorum. Lütfen sizden de ricam, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve kanala yeniyseniz abone olur, zil işaretine basarsanız sevinirim. Bundan sonra da hızlı hızlı videolar gelecek. Sizlere çok güzel videolar sunacağım. Güzel planlar, projeler yaptım. Yakında bekleyin, abone olun ve zil işaretine basın. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum dedikten sonra hemen kutumuzu alalım ve bu ayakkabı hakkında söyleyeceklerimizi açtıktan sonra söylemeye başlayalım. Evet, kutumuz bu şekilde. Hatırlarsanız zaten kutu açımında da baya baya bahsetmiştik ve çok hoşuma gittiğinde sizlere belirtmiştim. Özellikle üstündeki desenler bana niyeyse Türk İslam motiflerini hatırlatıyor. Şaka bir yana oldukça güzel olmuş. Hemen üstünde KD logosu ve imzası bir arada bizlere sunulmuş. Her zaman yaptığım gibi arkadaşlar 11 numara aldım, yani 45 oluyor ve gerçekten güzel oldu. Sizlerin de doğru numaranızı almanız bence oldukça önemli. İçini açtığımız zaman yine Easy yazısı bizleri karşılıyor. Hatırlarsanız Instagram'dan da güzel bir Reels yapmıştım. Instagram'dan da beni takip etmiyorsanız ve güzel Reels'lar, paylaşımları kaçırmak istemiyorsanız mutlaka Instagram'dan da beni takip edin derim. Bir tanesini de elimize almış olalım. Instagram'dan dediğim gibi güzel Reels'lar yapıyorum. Ayrıca mesela dün akşam bir sürü indirim haberi paylaştım. Ara ara listeler paylaşıyorum. Trendi yoldan işte şortlar, taytlar, toplar, masaj aletleri gibi birçok güzel şeyler de paylaşıyorum. Ve tabii ki kendi hayatımdan da ufak tefek şeyler yapıyorum. Mutlaka Instagram'dan da takip edin. Aşağıda direkt Instagram linkim var. Direkt tıklayıp Instagram sayfama da geçebilirsiniz. Her zaman yaptığımız gibi görseliyle bence başlamak ve ağırlığına bakmak güzel olacaktır. Evet, şöyle ağırlığına bakalım arkadaşlar. 444 gram gördüğünüz gibi. Yani ne çok hafif ne çok ağır diyebileceğimiz bir ayakkabı. Ve görsel olarak da bence çok çirkin diyebileceğimiz bir ayakkabı diyormuşum. Gerçekten ben ilk çıktığında hiç beğenmemiştim. Sizler ne diyorsunuz? Hoşunuza gidiyor mu? Tabii ki alıp içinde oynadıktan sonra ve ayakkabının özelliklerini gördükten sonra eskiye nazaran daha çok hoşuma gitti. İlk başlarda yani internette tanıtıldığında falan yani dedim bu nasıl? Hatta birkaç arkadaşımla konuşuyorum. Ya çok kötü değil mi ya falan diye hani birbirimize mesaj attığımızı hatırlıyorum. O kadar söyleyeyim. Görsel detaylara hızlıca bakalım. Tabanında güzel bir detayımız mevcut. Hem ayakkabıda kullanılan teknoloji renklendirilmiş hem de tabanına görsel bir güzellik katmış. Orta taban desteği plakası. Yine aynı şekilde performansınıza etki edecek pençevari diyebilirim veya iki tane tırnakvari plastikler kullanılmış hem içinde hem dışında. İçinde ve dışında kullanımı biraz birbirinden farklı olmuş. Bu yana yapacağınız hamlelerde yine çok güzel işler yapacak ama görsel olarak da bir farklılık. Tabii ama asıl farklılık ve görseli ortaya çıkartan ayakkabının üstü oluyor. Aynı kutuda olduğu gibi üstünde de bakın şuralardaki desenler biraz bana bu tarz lale. Sanki bizim motiflerimizi hatırlatıyor. Dilin üstündeki çizgi romanlardan fırlamış grafiti tasarımları da yine oldukça göze çarpan güzel yanlardan biri. Ve KD logosu tam dilin üstünde görmüş olduğunuz gibi. Yine arkasında da çok farklı bir tasarım mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurası bana açımda da bahsetmiştim. Deniz kabuğu tarzında, midye tarzında bir yapıyı hatırlatıyor. Özellikle de şöyle yana doğru çıkıntılı oluşu değişik bir görüntü oluşturmuş. Ve şuradaki Easy yazısı aynı kutunun içinde olduğu gibi kolay sayı bulan bir oyuncu olduğu için herhalde onun dokundurması. Ayakkabının arkasında 07 Made by Exact Specifications of Kevin Durant denmiş. Yani Kevin Durant'in söylemleri ve inputlarıyla hazırlandı bu ayakkabı denmiş. Dilin içinde çok tuhaf bir grafik karikatür var diyebilirim. Ve yine içinde de karikatürlü bir KD logosu göze çarpıyor. Ayakkabımız bu şekilde görsel olarak. Tabii ki bana katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Siz çok seviyor olursunuz. Ben dediğim gibi pek sevmedim. Tepeden kendime baktığımda da sevmedim arkadaşlar. Böyle bir tombiş ve sonra da şu şekilde sivrilen bir yapı. Bu aynı zamanda ayağımı da rahatsız etti. Evet, şimdi hızlıca bu ayakkabının detaylarına girelim. Her zaman yapmış olduğumuz gibi alttan üste doğru gidiyoruz. Bu ayakkabıyı arkadaşlar birçok ayakkabıyla birlikte denemiştim sahaya gittiğim zaman. Ve inanın o kadar hoşuma gitti ki diğerlerinden ayağımı çıkardıktan sonra çok rahat ettim. KD bu işi iyi yapıyor. Görüntüsü her ne kadar kötü olsa da basketbol anlamında genelde güvenebileceğiniz iyi ve hoş bir ayakkabı oluyor. Yine bu seri de aynı şekilde devam etmiş. Tabanı gerçekten çok iyiydi.
bayağı iyi duruşlar yaptım ve her istediğim zaman durabildim. Bu beni çok rahat ettirdi ve ayakkabıya güven duymamı sağladı. Aldığım renkteki taban arkadaşlar translucent diye geçen, yani içini gösteren şeffaf taban. Dışarıda oynamaya hiç uygun olduğunu düşünmüyorum. Fakat sert plastikten olan tabanlar varsa dışarıda oynamanızı kolaylaştırabilecektir. Oldukça derin aslında çıkıntılara sahip. Yani bir müddet size gider ama gördüğünüz gibi bakın, hem toz tutması noktasında hem de aşınması noktasında belli yerlerde, yani ayağımın basınç noktalarında hızlı hızlı hemen aşınmalar ve tozlanmalar gerçekleşmiş. Dolayısıyla dışarıda olursa direkt bunları eritip süpürürsünüz diye tahmin ediyorum. Aynı zamanda ortada görmüş olduğunuz şu açıklıkta yastıklamayı da gösteriyor ve orta taban plakası buraya yerleştirilmiş. Yani ayakkabıyı çok fazla kırmanız mümkün değil. Bu da ayakkabıya gördüğünüz gibi bir form veriyor. Bu birkaç ayakkabıda yoktu ve eksikliğini çok hissettim. Orta taban desteği olmazsa olmaz noktalardan biri. Bu ayakkabının taban tutuşunu özetle çok beğendim. Güzel işler yaptı. Arada bir silmem gerekti ama yine o da benim istediğim bir taban tutuşu oldu. Bu ayakkabının tabanına benim vereceğim puan 10 üzerinden 9 olacak arkadaşlar. Gerçekten iyi bir iş yapmış. Tebrik ediyorum. Nike'da, KD'de yine kendine yakışır güzel bir taban olmuş diyebilirim. Ayakkabının hemen yastıklamasına geçelim arkadaşlar. Yastıklaması aslında KD işte 14'te kullanılan yastıklamanın birebir aynısı dendi. Fakat çok ilginçtir ki ben o kadar iyi hissedemedim bu yastıklamayı. Muhtemelen bu orta taban plakasının kullanımı veya bu kuşlon köpüğünün içerisine konması muhtemelen bu kombinasyonda daha farklı olmuş. Nasıl farkı söylemem gerekirse, KD 14'te daha zıp zıp, daha yastık vari hissederken bu biraz daha sert ve katıydı arkadaşlar. Biraz daha sert bir yay gibi düşünebilirsiniz. Yine Zoom Strobel kullanılmış, eski ayakkabıların birebir aynısı. Yani güçlü bir Zoom ünitesi tüm ayağınızda yer alıyor. Gördüğünüz gibi zaten şurada da Air Zoom olarak ayakkabının yanında belirtilmiş. Bu kullanılan köpük de oldukça güzel, tatlı bir köpük. Yani iki yastıklama diyebiliriz. Aslında bu yastıklama ucuz ayakkabılarda tek başına kullanılıyor. Fakat dediğim gibi, yani benim beklentim de çok yüksekti. Çünkü KD demişti ki benim şu ana kadarki en güzel ayakkabım, işte en iyisi bu falan. Hani pazarlama stratejisi de tabii ki olabilir. Ben öyle hissettim. Ama diğerlerini ben daha çok beğendim. Bana sorarsanız KD 14 hissedilebilir olarak daha iyi. Yani kağıt üstünde bir şeylerin şöyle yaptık böyle yaptık denmesi ayakta ve hissiyatta aynı şekilde cevap bulamayabiliyor. Bu da o noktalardan biri olmuş. Kötü değil kesinlikle, piyasadaki çok iyi yastıklamalardan biri. Ama benim aradığım bu 9.5 puan vereceğim harika yastıklamalar, işte bir KD 14, bir Jordan 36-35 yastıklaması seviyesine pek yaklaşamamış. Tabii ki güzel bir etkiden korunma sunuyor, iyi bir zıpzıplık sunuyor. Saha hissi çok kaybolmuş değil, yani sahadan çok yukarıda durmuyorsunuz. Yine sahaya yakın hissediyorsunuz kendinizi. Ama benim aradığım, özellikle sakatlıklarımı da hesaba katarsak, güzel zıpzıp ve güçlü yastıklama bunda bulamadım ki bulacağımı hayal ederek almıştım. Dediğim gibi yastıklamasına vereceğim puan 10 üzerinden yine 9 olacak. Çok iyi bir seviye, 9 çok iyi bir seviye ama 9.5'a yaklaşır bir yastıklama ben göremedim ve hissedemedim. Ayakkabının üst kısmına geçiyorum ve asıl olayların döndüğü kısımlara geçiyorum. Güzel bir delikli mesh yapısı, yani birçok ayakkabıda kullanılan, biraz daha ucuz hissettiren, gördüğünüz gibi delikli delikli bir yapı kumaş var. Bu arkaya doğru gidince içten devam etse de üstte çok daha farklı katmanlar var. Bahsetmiş olduğumuz gibi içte ve dışta plastik katmanlar sizlere güzel bir kitlenme sunacak. Plastikler oldukça güzel hissettiriyor arkadaşlar. Yani kaliteli bir yapı kullanılmış. İçinde yine dizayn detayları var, soğuş işaretleri var. Ayakkabıyı iki yönden adeta yakalıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Arkaya doğru gidince de bu midye tasarımı da yine güzel hissettiriyor. Materyaller kesinlikle kaliteli. Yani çok ucuz ve basit hissettirmeyecek. Bu arada bu ayakkabının fiyatı 2450 TL. Aslında fiyatları çok söylemek istemiyorum. Çünkü kimi zaman indirimler, kimi zaman da bindirimler geldiği için biraz değişebiliyor. Yani 2,5 diyelim ortalama. Yeni renkleri muhtemelen daha pahalı gelebilir. Bu fiyata, bu kalite fena değil. Yani çok ya bu neymiş böyle demiyorsunuz ki, zaten şu sıralar her ayakkabının 2000 civarında geziyor olması yani fiyatını hak ettiğini düşündürüyor diyebilirim. Üst kısım bu şekilde. Dil yapısı yine fena olmayan güzel yönlerden biri. Çok puf puf olmasa da yani idare eder diyebileceğiniz, tatlı görüntü olarak da güzel olması keyif veren bir yapı olmuş. İç pedlemesine geliyorum arkadaşlar. İçte çok büyük değil ama yine güçlü bir pedleme söz konusu. Tatlı hissettiriyor bileğiniz çevresinde. Low top gibi olsa da şu yukarı doğru çıkıntı güzel bir şekilde bana kitlenme yakalattı ayağımı. Eğer iyi bir numara tercih edemezseniz arkadaşlar, burada çok fazla topuk kaymaları mümkün olabilir. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Her zaman giydiğiniz KD numaranızı giyebilirsiniz. Ben 45 giydim. Materyallere vereceğim puan 10 üzerinden 8.8 olacak. Dediğim gibi gayet güzel hissettiren, gayet tatlı, iyi bir kullanım olmuş. Kitlenme noktasında ise
yine 8.8 vereceğim arkadaşlar. İyi bir kitlenme yakalıyorsunuz. Güvende ve sağlıklı hissediyorsunuz, istekli hissediyorsunuz. En azından ben öyle oldum. Keşke ama şu çıkıntıyı biraz daha şuradan uzatmış olsalardı. Yana doğru yapacağınız hamlelerde şurada farklı bir his oldu. Beğenmediğim bir noktayı bahsetmek istiyorum. Şuradaki ani daralma, ani sivrileşme ayağımı bir tuhaf hissettirdi. İlerleyen zamanda da belki problem oluşturabilir diye düşünüyorum. Keşke biraz daha oval gelseydi veya bilmiyorum, şekil olarak rahatsız edici oldu arkadaşlar. Ayağım burada çok rahat edemedi. Parmaklarım biraz daha sıkışmış gibi hissetti. O şekilde düşünebilirsiniz. Bu şekilde de ayakkabıyı toparlamış olduğumuzu düşünüyoruz. Genel manada bu yılın en iyilerinden olabilecek, yani birçok noktada, birçok kategoride hep en iyilere girebilecek güzel bir basketbol ayakkabısı olmuş. Ben çok fazla tercih edecek miyim? Hayır. Ama yine iyiler seviyesinde, dediğim gibi birkaç basketbol ayakkabısıyla birlikte kıyasladığım zaman farkını hissettim. Yastıklaması, sizi kitlenmiş ve iyi hissettiriyor olması oldukça hoş. Çok fazla topuk kayması şikayeti okudum arkadaşlar. Buna dikkat edin dediğim gibi. Ama bence doğru numara bulursanız aşacağınızı düşünüyorum. Ben artık 45 numara basketbol ayakkabıları, hep bunu tercih ediyorum. Yürüyüş ayakkabılarında ise 44.5 giyiyorum. Sizler de bana kıyasla ve diğer videolarıma bakarak, sizde olan bir ayakkabı bende de varsa, hani sen bunu giymişsen ben de bunu giyerim şeklinde kıyas yaparak kendinize en uygun numarayı bulabileceğinizi düşünüyorum. Bu şekildeydi. İçinden dışından her şeyinden bahsettik. Sizler için biraz daha hızlı bir inceleme yapmak istedim. Eğer bu ayakkabı hakkında benim bahsetmediğimi düşündüğünüz bir nokta varsa aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Çok sıkıntı çıkarmayan ve güvenilir bir tercih olarak piyasada yerini almış bir ayakkabı oldu KD15. Böylelikle de ben çıkışımı yapmış olayım. Bir sonraki güzel videoda, incelemede, kutu açımında, vlogda, mağaza turunda görüşmek dileğiyle diyorum. Dediğim gibi bundan sonra daha güzel videolar daha hızlı bir şekilde gelecek. Onun için kaçırmamak için de abone olup zil işaretine basmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. O da muhtemelen Yeezy Slide olabilir veya Zion 2 incelemesi olabilir. Hoşça kalın diyorum. Ayakkabı Dice bugünlük